Merhaba sevgili çocuklar. Ben Matillo Göre Okulu sınıf öğretmeniniz Özcan Micalar. Bir uzaktan eğitim programında daha birlikteyiz. Dersimiz Türkçe. Konu hareket bildiren kelimeler. Evet sevgili çocuklar, hemen Buradan gördüğünüz gibi kelebek çiçekten çiçeğe uçuyor. Aşağıda kedi ne yapıyor? Koşuyor. Yine burada kuzuları görüyorsunuz. Kuzular hareket etmektedir. Annelerinin yanına koşuyor. Hepsi burada uçmak, koşmak bir hareketi bildirmektedir. Hareket bildiren kelimeler nedir peki sevgili çocuklar? Hareket bildiren kelimeler bir hareketin yapıldığını bildirmektedir. Hareket bildiren kelimeler de iş bildiren kelimedir sevgili çocuklar. Hareket bildiren kelimeler tümcenin sonunda yer alır. Evet hareket bildiren kelimeleri bir bulalım sevgili çocuklar. Bir cümle oluşturduk. Gördüğünüz gibi Ali ne yapıyor? Ali top oynuyor. Oynuyor kelimesi bir hareketi bildirmektedir. Aynı zamanda bir iş bildiren kelimedir. Çünkü Ali topla oynarken hem hareket ediyor hem de bir iş yapmış oluyor. Evet sevimli bir kuzuyu görüyoruz. Minik kuzu annesine koşuyor. Minik kuzu annesine koşmakla ne yapıyor sevgili çocuklar? Minik kuzu ne yapıyor? Hareket etmiş oluyor. Bir de iş yapmış oluyor. Kelebek ile Kedicik adlı metni bir okuyalım sevgili çocuklar. Bir kelebek çiçekten çiçeğe uçuyordu. Kedicik onu yakalamak için arkasından koşuyordu. Bir atladı, bir daha atladı kelebeği tutamadı yere yattı sonra yavaş yavaş yürüdü kelebek yükseklere uçtu kedicik arkasından baktı kuyruğunu salladı Evet sevgili çocuklar metninde gördüğünüz gibi salladı eee koştu diye kelimeler var. Hepsi bunlar bir hareket bildiren kelimelerdir. Siz de ders kitabınızı da metni okuyup hareket bildiren kelimeleri bulacaksınız. Aşağıdaki tümcelerde hareket bildiren kelimelere bir bakalım sevgili çocuklar. Kurbağa birden bire sıçradı. Sıçramak hareket bildiren bir kelimedir. Yücel yerinden fırladı. Fırladı da hareketi bildiriyor. Aynı zamanda bir iş bildiren kelimedir. Rüzgardan ağaçların yaprakları sallandı. Yapraklar sallanırken ne oluyor sevgili çocuklar? Hareket ediyor. Uçurtma göklere yükseliyordu. Evet, yükselirken uçurtmalarımız hareket ediyor değil mi? Evet. Uçuyordu, yükseliyordu. Bu da bir hareket bildiren kelimedir. Burcu otobüsle yolculuk yapan arkadaşına ne yapıyor? El salladı. El sallarken Burcu'nun elini hareket ediyor. Bir iş yapmış da oluyor. Balık suda yüzüyor. Evet, balık suda yüzmekle ne yapıyor balık? Hareket ediyor. Yüzüyor kelimesi hareket bildiren bir kelimedir sevgili çocuklar. Ev ödeviniz var. Uçtu, baktı, salladı, geziyordu ve yürüdü kelimelerini tümce içinde kullanıyorsunuz sevgili çocuklar. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. <laughs>